Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. 22 numara ve bu gördüğünüz 3 renkten size model hazırladım. Şöyle çingene pembesinin 5 numara ve bu da bakın renk 375 krem gibi hafif ekru gibi ve bakın 434 de yeşilimin rengi. Bu şekilde. Tüm iplerim altın başak ve bu renklerden size şöyle çok güzel bir model hazırladım. Modelim şöyle akide şekeri gibi çok güzel şöyle sallantılı bir model oldu. Bakın kalemle yaptım. Şöyle şu boyutta ilmeklerini, bu her zaman kullandığım kalemim ve siz bunu dondurma çubuğuyla da yapabilirsiniz. Hatta böyle 7 numara şişle 5 numara şişle buna aynı denk olduğu için daha büyük olsun diye 7 numara şişle bile yapabilirsiniz. Bakın daha da büyük olsa örnek kendini daha da yani gösterecek bakın. Çünkü bu yaptığımız içindeki akide şekeri ve kenarındaki papatyalarımız yani daha büyük de daha bile güzel durur. Çünkü büyük yani çiçeğimiz büyük. O yüzden daha bile hani aparat olarak mesela tükenmez kalemler olabilir. Onların ebatı daha büyük. Bunlar yaptım gösterdiğim kalemle. Bu kalemle de bu şekilde güzel durdu. Ne büyük ne küçük orta kare. Bu şekilde ilmeklerimiz hazır. Bakın arkadaşlar. Evet. Modelim bu. Şöyle. Modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle tülbentimizin kenarını tığlama işlemini yapıp tığ battının içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle ara suyu olarak 7 tane bıraktım. Hemen direkt yuvanın çimenini yaparak başlayalım. Şöyle ilk başlar gibi başlıyorum. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitledim. 2 zincirimi çekiyorum. Yandaki boş tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 2 zincir yandaki boş tığ battıya şöyle kapattım. Kirpiksiz bu şekilde hazırladık. Yine 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 2 2 alarak trabzan yaptım. Hemen üzerine 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi ters çevirdim. Yapmış olduğum bu boş trabzanın tepe noktasına bu şekilde sık iğne ile sabitleyip bir zincir çektim. Dönüşümü yaptım. Bu yaptığımız yuvanın içine sık iğne ile bir zincirimi sabitledim ve burada ilmek toplayacağız. Bakın sık iğnenin tepesine bir zincir, ipimi uzattım ve kalemimi aldım. Evet, ilk ilmeğimizi taktık. Şöyle elimle tutayım, ekrana yakın. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki tane zincir. Sadece başta sık iğne olduğu için bir zincir. Diğer 8 tane ilmeği de ikişer zincir çekerek alacağız. Evet, bu şekilde dibinde 2 zincir çekerek ilmekleri alıyoruz. 1 ve 2. Taktığım kalemimin tepesine yine yuvaya girdim. 1, 2 zincir takıyorum. 3 oldu. Yuvanın içine girdim. 2 zincir. 4 oldu. Şöyle girdim. 1 2 zincir. 1 2 3 4 ve 6 tane. 3 tane daha yapıp 9'a tamamlayacağız. 2 zincir. 7 2 zincir. 8 2 zincir 9 Bak tekrar sayalım. Bakın şöyle üçer üçer
dalları ayıracağım. 3, 6 ve 9. Bakın. Şöyle dibine de kaymaması için sık iğne yapıyorum. İlk başta sık iğne yapmıştık. Dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ve iki zincirimi çekip boş olan tığ battının içine hemen girip, bakın, bu yarım kalan bu üçgeni tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlem ara suyunun yapılışına başladık. İki zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir tane kirpik oluşturdum. 2 zincir hemen yanındaki boş olana girip, bakın, yapılışı bu kadar kolay. Şimdi bu işlemi sağlam aldığımıza göre kalemimizdeki ilmekleri böyle kıvırarak çıkaralım. Şöyle sola doğru elinizle bastırdığınızda, bakın, bu şekilde açılıyor. Bir tane daha ara suyu gösterelim. Bilindik ara suyu, sürekli yaptığımız ara suyu. Şöyle bir defa tığımı doladım. Hemen 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir. Kapatıyorum buraya. Şöyle 1, 2 zincir. Yandaki boş olanı 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapattım. 1, 2 zincir. Yandaki boş tığ battıya. Tekrar 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın ara noktasından kapatıp kirpik yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Evet, işlem bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. 7 tane bu şekilde üçgen, 4 zincirden oluşan kirpiği ile ara suyu hazırlıyoruz. Şimdi biz bu akide şekerlerimizin yapılışına geçelim. Evet, şöyle baştan 3 tane ilmeği alıyorum ve şöyle 2, şöyle 3. Baştan 3 tane ilmeğin içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve 2 zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu yeşil yuvanın içine giriyorum ve 2, 2 alarak trabzanımı yaptım. Tekrar bir defa tığımı doladım. İlmeğin arasından girip şöyle 2, 2 alarak trabzan yaptım. 5 tane bu şekilde minik buraya bir şöyle trabzanlardan oluşan 2 zincirimi çektim ve bakın tohum atıyoruz. Burası tohumu, çiçeğimizin orta kısmı ve bir zincirimi de çektim. Bakın, ikişer trabzanlı 5 tane trabzan yaptık. Yine makasımı unutmuşum. Şöyle yakayım. Evet, ikincisi de aynı şekilde üçer ilmek alarak, bakın, bu şekilde geçirdim ve sık iğne ile sabitleyip 1, 2 zincir, bir defa doluyorum. Hemen yeşil yuvanın içine girdim. Şöyle 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. Şöyle 2 ve 2. Evet. Beşinciyi 2 zincir kapattım. Baştaki 2 zinciri de sayıyorum. Sondaki 2 zinciri de sayıyorum. Toplamda 5 tane, bakın, bu şekilde minik trabzanlardan oluşan tohumumuzu attık. Şöyle dallarımızda bu şekilde tohumlarımız duruyor. Sonuncu 3 ilmeğimizi de alarak şöyle 3. dalımızı oluşturuyoruz. Buraya sık iğne ile tam ortasından geçip sabitliyorum. Şöyle kameramız aşağı düşüyor. 1 ve 2 zincir, bir defa doladım. Hemen
ilmeğin içine girip 2 2 alarak trabzanı yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. 2 ve 2. Dördüncü 2 ve 2. Hemen 5. için 2 zincir çekip yine bu dalımızın arasına kapatıyorum. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Evet, 3. dalımız da hazır. Hemen papatyaların yapılışına geçelim. Modelimi şöyle ters tarafına çeviriyorum. Yeşil yuvanın içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. 13 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Hemen bakın beyaza yeşil yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen düz tarafına döndüm. Tığımın başını 2 defa doladım. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 2 2 ve 2. Evet, 3 tane trabzanım oldu zincirimle beraber. Yine 3 zincirimi çekip yuvada bu şekilde kapatıyorum. Trabzanlar, üst trabzanlar bu şekilde. Yapraklar 4 trabzanlı olacak. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girip 2, 2 ve 2. Bakın zincirle beraber yine 3 trabzan oldu. Hemen 3 zincirimi çekip yuvada bu şekilde kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde minik minik yapraklar oluyor. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Alırken bakın hiç bol almayın arkadaşlar. Çok büyük olmasın. Şöyle ortadaki tohumla uyumlu bir şekilde trabzanlar hazırlayın. 3 zincirimi çektim. Sabitledim. 3 zincir. 2 defa doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Ve bakın dördüncü yaprağı da kapatıyoruz 3 zincirle bu şekilde. Şöyle yine 3 zincir. Hafif sağa çekip son yaprak için biraz yuva ayarlayalım. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Şöyle sondan bir önce de alabilirsiniz. Daha önce almıyorum ki böyle zincirlerimi yuvası kalınlaşmasın diye. Böyle papatyamın alt yuvası. Evet, 3 seferde aldım. 4. trabzan için yine 3 zincir. Yine pembe yuvaya. Dibinde bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kopardım. Şöyle bakın minik minik şekilde papatyaları yaptık. Ütülenecek arkadaşlar. Ütülenince daha güzel böyle kalıp gibi duracak. Diğerini yapalım. Şöyle ters tarafına çeviriyorum yine. Bu son yuvamızı da yapalım inşallah. Yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum ve 13 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Şöyle bakın dip kısmına dönüyorum. Buraya öbür tarafındaki yeşil yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 13 zincirimi. 3 zincirimi çekip düz tarafına
Şimdi iki defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. İki, bakın bunları sıkı sıkı çekmek önemli. Büyük olmaz. Hem de kalıp gibi duruyor. İki defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki, iki ve iki. Bu zincirle beraber 3 oldu. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çekip bu şekilde yuvada sabitledim. 4. trabzan. Evet. Şimdi ikincisi için aynı işlemi yapacağız. Bakın şu şekilde minik bir papatya oldu. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Dördüncü trabzan için 3 zincir. Yuvaya giriyorum. Dördüncü trabzanımı 3 zincir olarak yaptım. Aynı işlemi yapıyorum. 3 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Ve yuvanın içine girdim. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2 alarak 3. trabzanı yaptım. Yine 3 zincir. Hemen bu pembe yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığ doladım. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanı yaptım. 3 tane trabzan olunca 3 zincir. 4. trabzan olarak kapattım. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 3 zincir. 3 zincirimiz de şu. Bakın. Ve kenarda başladığımız bu 13 zinciri de alıp içine şöyle parmağınızla hemen ittirince geliyor. Şu şekilde. Sık iğneyle buraya sabitledim. Bir zinciri de çekiyorum. Ve ipimi kesip yakıp geliyorum. Evet. Yapmış olduğumuz modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın. İlmekleri şöyle üçer üçer ayırıp bu şekilde hazırladım. Beraber yapmış olduğumuz. Siz de verdiğim önerilere dikkat ederek, sayılara dikkat ederek yaparsanız bu şekilde model hazırlamış olursunuz. Şöyle bakın çok tatlı bir model oldu. İkisini bir arada da şöyle bir tutayım. Şöyle sallantılı haline de bakın. Sallantılı olsun diye böyle ilmekler üzerine yaptım. Bakın. Sallantılı hali de bu şekilde oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle videolarımın devamı için beğeni ve yorumu yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.